İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de bizlerle birlikte. Merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Konuklarımıza da saygılar. Teşekkürler. Meclistesiniz hala görüyorum şimdi. Bir yandan sıcağı sıcağına hemen şunu sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir... Turhan Bey beni duyabiliyor mu arkadaşlar? Duyabiliyorum. Meclistesiniz şu anda sanıyorum. Hemen şunu soracağım Turhan, Sayın Çömez. Şimdi bir Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay krizi yaşanıyor bir süredir. Yargıtay suç duyurusunda bulundu Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında ve bir hak ihlalinden bahsediliyor. Bireysel hak ihlali kaldırılacak mı, bu başvuru kaldırılmayacak mı diye tartışılırken Adalet Bakanı zaten böyle bir kaldırılma durumu söz konusu olamaz, zaten bizim zamanımızda geldi ifadesini kullandı. 2010 tarihinde gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bir adalet nöbeti tutuyor. Öncelikle oradan başlayalım. İYİ Parti olarak bu noktadaki tabii ki duruşunuzu Genel Başkan, Sayın Genel Başkan da açıkladı ama bir de sizden dinlemek isterim, bu konuya yorumunuz nedir? Geceleri nöbete kalıyor CHP'li arkadaşlarımız. Biz de kendilerine destek oluyoruz bir anlamda. Ancak takdir edersiniz bizim sayımız çok yeterli değil ve grup sayısıyla her gece nöbet tutma imkanımız yok. Fakat süreci çok yakından takip ettik. Hemen ertesi gün Yargıtay önünde tepkimizi koyduk bütün milletvekilleri ve hukukçularımızla beraber. Öte yandan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ni ve İstanbul'daki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni ilgili kurumlara suç duyurusu ile şikayet ettik ve siyasi olarak da tutumumuzu, tavrımızı açıkça ortaya koyuyoruz. Tabii Anayasa Mahkemesi bir süredir tartışılıyor. Sayın Bahçeli'nin son dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanı'na kandil yolunu göstermesi de aslında işin tuz biberi oldu ve Türkiye'de devlet kurumlarının ne kadar hırpalandığının, ne kadar ayrıştırıldığının ve örselendiğinin bir göstergesi oldu bir anlamda. Maalesef bu ülke Kandil'den gelen teröristlerle cezaevinde yatmak, onların verdiği ifadelerle, yalan beyanlarla, gizli tanıklıklarla cezaevinde yatmak zorunda kalan Genelkurmay Başkanı görmüştü. Bugün de Kandil yolu işaret edilmiş bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tanık oluyor. Bu çok vahim bir durum. Devletin kurumları çöküyor, devletin kurumları birbirine düşüyor ve maalesef devlet yönetilmiyor, kurumlar yönetilmiyor ve kurumlar savruluyor. Bir süre önce bu ülkede Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmış bir AKP'li milletvekili, yasama da bizim, yürütme de bizim, yargı da bizim, oğlan bizim, kız bizim, niye denetleyelim kardeşim diye tarihe düşecek, not düşürecek bir açıklamada bulunmuştu. Dolayısıyla yargı maalesef ayaklar altına alındı Türkiye'de ve kurumların birbiriyle çatışmaktadır. Olması, birbiriyle ayrışıyor olması ve ülkenin yönetilemeyip savrulması Türkiye'yi büyük anlamda da risklere terk ediyor. Şu anda aslında Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaşanan bu tartışmaları daha iyi anlayacak gelişmeler var mecliste. Lütfen dinleyelim sizden, çok önemli. Bir süre önce kentsel dönüşüm yasası geçti. Bu açıkça anayasaya aykırıydı. Çünkü evlerin rahatlıkla devlet tarafından alınabilmesi, yargı kararı olmadan oradaki kaymakamların, valilerin kararıyla kolluk kuvvetleri tarafından insanların evlerinden 90 gün içerisinde çıkarılabileceğine hükmeden bir yasa geçti meclisten, kentsel dönüşüm yasası. Bu açıkça anayasaya aykırıydı. Tabii bununla ilgili gerekli başvuruyu CHP yapacak. Biz de kendilerine destek olacağız sayımız itibarıyla. Bütün bunlar aslında AKP'yi ve iktidarı, rejimi bir anlamda rahatsız etti. Çünkü kurmak istediği bir düzen var, varmak istediği bir nokta var ve ele geçirmek istediği bir düzen var, bir yapı var. Onun için Anayasa Mahkemesi zaman zaman buna mani oluyordu. Hala anayasayı uygulayan bir kurum olarak bu sürece bir anlamda engel oluyordu. İşte Anayasa Mahkemeleri tartışmasını ben buna bağlıyorum. Maalesef Sayın Erdoğan'a danışmanlık yapanlar bu ülkeyi milli yargı, neoliberal yargı diye ikiye böldü. As mıdır, üst müdür tartışmasına katılan danışman daha sonra ortaya çıktı ki hukuk fakültesi bile bitirmemiş. Bir ucube düzen yaşanıyor. Şu anda mecliste olana geleceğim. Aslında süreç çok vahim ve çok da kamuoyunda konuşulmadı, tartışılmadı. Ben birkaç gazeteciyle bunu paylaştığımda hiç kimsenin sürece dair ciddi bir bilgisinin olmadığını gördüm ve üzüldüm. Geçtiğimiz hafta bana bir yazı geldi gruptan. Önümüzdeki günlerde şu yasa konuşulacak, komisyondan geçti. Grup adına konuşma yapar mısınız diye. Yasaya baktım, çok da bir şey anlamadım. Detayları istedim, notları istedim. Bu arada komisyondaki arkadaşlarımı aradım. Onlardan da ilginç bir cevap aldım. Çünkü yasa alt komisyonda tartışılmamış.
gündeme getirilmemiş, sivil toplum örgütleri konuşmamış, akademisyenler konuşmamış, konunun tarafları doğru düzgün ele almamış ve komisyondaki görüşme takvimi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçesinin tartışıldığı güne denk getirilmiş. Yani komisyon üyeleri aynı anda iki komisyonda görevlendirilmiş. Belli ki burada toplumun dikkatinden, gözünden kaçılmak istenen bir şey var. Nedir bu yasa? Bu yasa yeni bir fon kuruyor açıkçası. Türkiye'de daha önceden Nazif Bey bilir, geçmiş dönemleri çok iyi değerlendiren bir siyasetçimiz, çok tecrübeli. Yine Fuat Bey de, Ahmet Bey de, Evren Bey de şüphesiz biliyorlardır. 75 tane fon vardı. Bunların 70'i tasfiye oldu. Çünkü bütçe dışı çalışan bu fonların pek çoğunu yapmış olduğu faaliyetlerinin anayasaya aykırı olduğu da ortaya çıkmıştır. Şimdi yeni bir fon kuruluyor. Bu fon Aile ve Gençlik Fonu. İlk bakışta çok sempatik. AKP'li konuşmacılar şu anda mecliste konuşuyorlar. Onlara sorarsanız hiçbir sorun yok. İktidar söz verdi seçimlerde. Evlenmek isteyen gençlere para verecek. Öte yandan ihtiyaç sahibi olan kadınlara destek olacak. Son derece sempatik, son derece sıcak görüntülü bir yasa. Fakat bu yasanın, daha doğrusu bu fonun bütçesi nereden gelecek sorusunu sorduğumuzda karşımıza çok vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Bilmiyorum Nazif Bey, ben size bir soru yönelteyim. Bu fonun kaynağını duydunuz mu hiç, biliyor musunuz? Hayır hocam, dünden beri onunla meşgul oluyorum. Bütçe dehşete düşeceksiniz Nazif Beyciğim, gerçekten çok üzüleceksiniz. Şu anda Türkiye'deki bütün madenlerin, bütün yeraltı zenginliklerinin, petrol zenginliğinin, altın rezervinin, bor rezervinin, aklınıza gelebilecek bütün maden gelirlerinin devlete ait olan kısmının %60'ı bu fona aktarılacak. Bir daha söylüyorum. Yer altındaki bütün zenginliklerin devlete ait olan kısmının %60'ı bu fona aktarılacak. Peki bu fonu kim yönetecek? 5 tane bakan yardımcısı. Bu fonun başında kim olacak? Cumhurbaşkanı. Sorgulanabilecek mi? Hayır. Denetlenebilecek mi? Hayır. Bütçe dışı mı? Evet, bütçe dışı. Peki bu fonun milyarlarca liralık denetimden uzak bu kaynakları nasıl kullanılacak? Nazif Bey, yine soracağım, bağışlayın ama daha iyi anlamak için. Bu fonun nasıl para harcayacağı konusunda bir fikriniz var mı? Tabii ki kaymakamlardan ve ilçe başkanlıklarından, her zaman olduğu gibi. Çünkü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın da başında en küçük birimlerde kaymakamlar var. Ama kaymakamlar değil, daha ziyade AK Parti'nin ilçe başkanlarıyla, bölgedeki varsa yerel yönetimlerde hakim olan AK Parti'nin belediye başkanları veya belediye meclis üyeleri dahil olmak üzere kararları milletvekilleriyle beraber veriyorlar. Dolayısıyla Çok yerinde bir analiz ama korkarım durum bundan daha da vahim. Çünkü proje karşılığı verilecek ve kurum ve kuruluşlara verilecek diyor. Peki soruyoruz kardeşim, bu kurum ve kuruluşlar kim? Kurum ve kuruluşlar diyorlar. Proje ve projenin de onayı yapılacak. Bakın, açıkça iktidar kendi yandaş, dernek, vakıf, cemaat, tırnak içerisinde aklınıza ne gelirse istediği gibi bu parayı harcayacak, denetim dışında olacak, bütçe dışında olacak ve devletin, ülkenin, bu ülkenin geleceğinin, yavrularının istikbali olan yer, zaten yer üstünü sattılar. Atatürk'ün bize armağan ettiği ne varsa, o savaşın daha dumanları tüterken kurmaya başladığı fabrikalar, ne var ne yoksa heba edildi, satıldı. O da yetmedi. Yavrularımızın geleceği ipotek altına alındı. Şimdi yer altındaki kaynakların %60'ı Cumhurbaşkanı'nın tek eline verilecek ve hiçbirimiz, ne sizler, ne biz, ne parlamento, hiç kimse bunun hesabını soramayacak. Nereye gitti bu para? Bunun hesabını soramayacağız ve milyarlarca liralık bütçe bu akşam mecliste konuşulan, tartışılan yasayla ne yazık ki bu şekilde kullanılmaya başlanacak. Bu gece yasanın birinci bölümü bitiyor. Salı günü ikinci bölümü konuşulacak. Ben de orada grubum adına bir konuşma yapacağım. Ama korkarım salı akşamı bu saatlerde bu yasa artık hayata geçmiş olacak. Peki. Sayın Çömez, döneceğiz tekrar birazdan ama bir yandan da çok önemli bir noktaya değindi. Sayın Keyman, sizinle devam etmek isterim. Hem Sayın Çömez'in bu açıklamasını kısaca rica edeceğim değerlendirmenizi. Arkasından da bu Yargıtay ve AYM arasında yaşanan kriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii ki Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı, Devlet Bahçeli'nin sık sık bu anayasa değişikliği, hatta Devlet Bahçeli AYM kapatılsına kadar götürmüştü, anayasa değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendirmenizi ayrıca rica edeceğim. Turan Bey'in söylediği bu bilgiyi biliyordum. Bu esasında daha önceden başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı da aileye destek, gençlere destek olarak vermişti.
etti bu şeyi. Bu yani yerel seçimlerle ilgili esasında yapılan çok önemli bir şey olacak. O meblağla bir yani popülizm diyoruz genelde biz buna. Yani o anlamda bir şekilde yani genel seçim yatırımı gibi olacak. Çünkü pardon, yerel seçim yatırımı gibi olacak. Özellikle yani İstanbul olsun, yani Ankara olsun, oraların özellikle İstanbul alınması isteniyor. Şeyi bilmiyordum. Yani kaynağın madenlerden geldiğini bilmiyordum ama yani bu aile ve gençleri desteklemek, evlenmeyi desteklemek esasında AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerinde önemli projelerinden bir tanesi. Şimdi daha önceye geçersek Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ilişkisi. Tabii orada Turan Bey'e katılıyorum. Yani bizim hepimizin endişelenmesi gereken bir süreç yaşadık. Esasında bana göre yani Türkiye siyasi tarihini ve siyasetini izleyen birisi olarak yani ben yani komplo teorilerden hiç konuşmayan bir insanım ama yani o gün Samas'ın serbest bırakılmasının da hemen bunun arkasından gelmesi de bir garip oldu. Yani böyle bir arka arkaya bir takım şeyler oluşmaya başladı Türkiye'de. O beni hep endişelendirir. Yani her bu tür olayın sonucunda Türkiye savrulur. Ve bir yerlere doğru gider. Çünkü Anayasa Mahkemesi ile ilgili olan süreçte birkaç tane bana göre çok ciddi vahim olay var. Bunlardan bir tanesi bir kere anayasayla belirlenmiş bir konumu var Anayasa Mahkemesi'nin. Üç tane de bizim üst mahkememiz var. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ve bu üç mahkemeden bir tanesinin bu mahkemeler arasında eşitlik prensibi gibi bir yerden gelerekten Anayasa Mahkemesi'ni tanımaması. O anlamda yani anayasayla verilen 105 madde onu ihmal ederek bir anlamda Anayasa Mahkemesi'ni tanımamasıyla başlıyor. İkincisi, daha da önemlisi, bu kararı alan üyelere ilk defa Türkiye tarihinde görüyoruz biz bunu. Üyeler hakkında suç duyurusu da bulunuyor. Yani o da ayrı bir konu. Kim kimi yargılayacak diye günlerdir bunu konuşuyoruz. AYM'yi yargılayacak kendisini. Ama şimdi bu buradaki korku şu. Yani çok Türkiye'de konuşulmadı ama bugün İsrail'de Gazze'de olan olaylar biliyorsunuz Hamas'ın saldırısıyla başladı. Terör saldırısıyla başladı ve ilk tepki neydi? Çünkü İsrail'de de bir yıldır bütün toplumu ikiye böldüler ve üst mahkemenin kendisi hakkında karar almasına kadar gitti. Çünkü Netanyahu hükümeti dedi ki üst mahkemenin bu gücünü ben tanımıyorum. Esasında onun gücünü azaltacağım. Fakat İsrail anayasasına göre üst mahkeme kendisiyle ilgili karar vermesi gerekiyordu ve bu toplumu böldü. Esasında ilk tepkiler şöyleydi. Netanyahu'nun hemen istifa etmesi gerekiyor. Çünkü toplumu bölerek bu saldırıya uygun bir yani diyor ya kutuplaşma zemin hazırladı gibi. Şimdi bir kere üst mahkemeler arası böyle bir kavga olur ise o kavga içinde bir üst mahkeme Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunursa bir kere bu Türkiye'de herkesi korkutur. Çünkü o en tepenin yok olması ve birbirleriyle büyük bir kavgaya girmesi anlamına gelir. O yüzden de bence çok şeydi ya çok ciddi. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta dönerken Yargıtay'ın yanında sanki yer alıyormuş gibi ilk önce bir pozisyon aldı. Arkasından hakemim gibi dedi. Sonrasında hakemim ama dedi. Sonra tekrar Yargıtay'a üçüncüsü bu tabii siyasi olarak düşünülebilir ama yani bir ülkede ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanı'nın yanında hukuk danışmanlığı yapan bir kişinin biraz evvel Turan Bey'in söylediği gibi yargıyı milli yargı ve neoliberal yargı gibi yani hukuk okuyan kimsenin... Söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanlarından Mehmet Uçum'un yaptığı açıklama üzerinden değerlendirme yapıyor Sayın Keyman. Evet. Şöyle bir ifadesi vardı. Kim milli yargıdan yana kim değil işte bu kararla ortaya çıkmıştır şeklinde bir açıklaması vardı. Onun değerlendirmesi yani şimdi yaptı. Bu tabii yani hukukcu olmaya gerek yok. Hukuk dersi alan birisinin hukukla ilgili böyle bir ayrım yapılamaz. Yapılıyorsa eğer o zaman o ülkenin insanları korkmaya başlar. Çünkü milli yargı da bunun tarihte hemen zaten onunla ilgili önemli hukukçular Türkiye'de yazdılar. Milli yargı kavramıyla ilgili tarihte çok çok kötü deneyimler var.
Yani Almanya'ya gidiliyor orada ve oralarda esaslı kullanılıyor belli bir dönemde. Şimdi neoliberal yargı diye de bir yargı yok. O zaman ne olmuş oluyor? Üst mahkemelerden bir tanesi diğer mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusu da bulunuyor. Bunu destekleyen ki o destekleyen kişi de Türkiye'yi yöneten en tepedeki insanın danışmanı. Böyle bir garip ayrımla milli yargı ki yani korkutucudur. Yani milli bir hoşumuza gider ama milli yargı dendikten sonra onun hemen tarihe gidilir. Onun referanslarına bakılır. Ne anlama geldiği konuşulmaya başlanır. Neoliberal yargı diye bir şey yok. Yani yargının bazı kararlarını neoliberal işte orada size anlatırsınız. Pazar ekonomisiyle falan birleşmiş falan olabilir ama böyle bir şey. Bu bence ikinci boyutuydu. Üçüncü boyutu Yargıtay'ın kendisini aklamak için yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman da esasında hakikaten yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili tehdit edildiğini söylüyor. Evet. Yani o da bence ya yani bunların hepsi bence toplumda ciddi endişeler yaratan bir durumdur. Öyle olduğu için ben mesela CHP'ye her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı eleştiriyor ama CHP'nin yeni lideriyle mecliste olması ve mecliste bunu protesto etmesini önemsiyorum. Çünkü bu şekilde ancak yapılabilir. Biraz evvel Ahmet Bey söyledi. Esasında o dönemde de Hrant Dink cinayetinden sonra bütün toplum olarak yani cenazeye katıldık. O toplum büyük bir şey gösterdi. Bence Türkiye toplumunun, Türk toplumunun büyük bir şeyidir o. 200 küsur bin kişinin reaksiyonu ve hep birlikte olması çok önemliydi ama ondan sonra unutuluyor. Yani Türkiye'de hep bir yere bakılıp sonra hep ileriye doğru gidiliyor. Sorgulanması lazım. Sürekli sorgulamamız lazım. Çünkü son kertede Anayasa Mahkemesi ile ilgili ne var dendiği zaman mesela bireysel başvuru hakkı. O yani AK Parti döneminde başlamış olabilir. Ama bireysel başvuru hakkının kaldırılması demek ki orada yani bireysel başvuru Adalet Bakanı açıklama yaptı o noktada yani tartışmalar devam ederken Adalet Bakanı dedi ki Yılmaz Tunç zaten biz getirdik bunu kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. İşte Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla dava da oluyor filan giden. Şimdi böyle bence yani 130 bin başvuru var 15 evet. Üye nasıl baksın bu davalara şeklinde bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum şöyle bitireyim ben. Davaya bakacak mahkemeyi kaldırmaya niyetli bir yani siyasi anlayışın temsilcisi o da. Siz de haklısınız. Yani Turan Bey de Atatürk'e referans verdi. Ben esasında Ahmet Bey'e dönerek bunu bağlamak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz bir çalışma yaptık İstanbul Politikalar Merkezi olarak. Ve o süreçte haksız yere içeriye atılmış. Yani sizin izniniz olursa söyleyebilirim. Tabii, bir tanesi de sizdiniz. Ben de katıldım. Evet bu toplantılarla 40'a yakın... kişiyle mülakatlarda bulunduk. Ergenekon vardı biliyorsunuz. Arkasından Balyoz vardı, casusluk vardı. Bu konuşmalar, toplantıların sonucunda ortaya şöyle çok net bir tablo çıkıyor. Tabii yani silahlı kuvvetlerin, onun örgütlenme tarzının, onun yönetim tarzının büyük hataları var. Çünkü yavaş yavaş kendisini çok açık hale getirmiş böyle bir darbe girişimine. Onlar başka bir şey. Fakat bu kişiler kimler? Bana çok çarpıcı geldi. Onu da yazmıştım. Bu kişiler kimler? Niye içerideler diye baktığınız zaman ordunun içinde tabii onların da görüşleri var. Mesela bazıları AB'ye daha yakın. Bazıları NATO'ya daha yakın. Bazıları ulusalcı daha yani milli şeyler, devlet temelli bir silahlı kuvvetler diyor. Fakat şöyle bir ortak nokta çıkıyor. Ne olursa olsun eğer geleceği parlaksa, Atatürkçüyse hepsini atıyorlar içeriye. Liyakat sahibi ise parlaksa, özellikle istihbarat alanlarında yani bazı alanlarda şeyse alanı biteni fark ediyor, takip ediyor, atlamıyorsa yani bunun ortak noktası Atatürkçüleri atıyorlar. Demek ki o dönemde Hrant Dink cinayetinden sonraki o gelişmelere falan da baktığımız zaman ben yani darbeye amasız karşıydım. Çünkü esasında orada başka bir Türkiye yaratılıyordu. Fakat bunu kullanırken de esasında Atatürk temelinde de biraz düşünmek gerekiyor. Çünkü onun kurmuş olduğu o laik mesela cumhuriyetin de bir sorun var. Laik, liyakatlı bir yapıyla bir sorun var.
Öyle olduğu için ben esasında Anayasa Mahkemesi, üst mahkemelerin birbirleriyle kavgaları, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı suç duyurusunda bulunması, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının bu anlamda yani hakikaten insanı irken bir takım açıklamalarda bulunmaları. Bunların hepsi bir şey yaptı koyduğum zaman, çünkü şu anda önümüzde yerel seçimler var. Yeni anayasa tartışmaları var, değil mi? Bir de esasında yani 100. yılını kutluyoruz Cumhuriyet'in, ama 100. yılında Cumhuriyet bitiyor mu yoksa yeni bir şey mi? Tam orada bir belirsizlik olduğu için esasında yeni bir Türkiye tahayyülü de tartışılıyor. Yani anayasanın mahkemesinin ortadan kaldırılması, Anayasa Mahkemesi'ni eleştirebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını eleştirebilirsiniz. Ama üst yargı kurumları temelindeki kavgadan çıkıp Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru, hatta Turan Bey'in söylediği gibi Anayasa Mahkemesi başkanı hakkında yapılan bu tür İthamlar, bunlar olduğu zaman, o zaman esasında başka bir ülke tahayyülü ortaya çıkmaya başlıyor. Peki. Başka bir ülke tahayyülü de esasında başta sizin söylediğiniz gibi yargısıyla, kurumlarıyla, vizyonuyla acaba başka bir Türkiye'ye doğru mu gidiliyor oluyor? O Peki. Bu büyük bir endişe yaratıyor diye düşünüyorum. Ahmet Bey, Ahmet Yavuz, sizinle devam etmek isterim şimdi. Tam Bu noktada gerçekten ürkütücü bir noktaya doğru gittiği söyleniyor. Hem Yargıtay hem AYM arasında yaşanan bu krizden bahsediyoruz, ama bir yandan da Özgür Özel'den açıklamalar var CHP Genel Başkanı. Diğer siyasetçilerden, devlet ortadan kalkar. Bu iş çok karanlık bir noktaya gidiyor. Biz Anayasa Mahkemesi kalksın diyen Cumhur İttifakı'nın, diğer kapatılsın diyen Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli var. Biraz evvel işte Sayın Keyman hatırlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la ilgili Kandil'e git dedi son grup toplantısında. Bütün bunlara baktığımızda bir değişiklik de söz konusu. Anayasa değişikliği de gündemde tutuluyor. Nasıl bir tablo bu? Ne okursunuz bununla ilgili ve nereye gidiyor Türkiye? Vallahi nereye gidiyor? İyiye gitmediği kesin. Ama kötüye gidiyor. Çok açık bir şey bu. Ya ben bu konu gündeme geldiği zaman şunu gördüm. Yani teknik olarak o haklıdır, bu haksızdır onu bilemem yani. O çünkü hukuki yorumları gerekli kılan bir şey. Bu resmen bir anayasaya darbedir. Yani anayasal bir kurumu siz bu şekilde dışlarsanız olmaz. Bu darbedir yani. Siz anayasada ne yazıyor? İtiraz ediyorlar ama ben Taha Akyol'un konuyu bilen bir kişi olduğunu biliyorum. Onun yazdığı bir yazıdan yola çıkarak bir yorum yapayım. Anayasanın ilgili maddesi Anayasa Mahkemesi'nin en üst mahkeme olduğu ve kararlarının resmi gazetede yayınlanarak bütün kademelerce tanınması ve kabul edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Şimdi siz bunu tanımazsanız bu bir darbedir. Yani anayasaya darbedir. Şimdi darbe deyince insanların aklına silahlı kuvvetler geliyor, ordular geliyor. Hayır. Orduların yaptığı o silahla yapıyor. Öteki de kanunu tanımayarak yapıyor. Yani açık bir şekilde. Sonra Sayın Devlet Bahçeli 2017 referandumuna ülkeyi kendisi götürdü. Ne olsa dedi, Sayın Erdoğan dedi, yasa tanımıyor, onun tanıdığı şekle sokalım yasayı dedi. Devletin yapısını, yasa evet, evet. Olsayı. Evet, dedi. Yönetim şimdi onun da dışına çıkılmış oluyor. Yani burası 100 yıllık bir cumhuriyet, 200 yıllık bir meşrutiyet aşağı yukarı. Şimdi bu hukuk devletini ortadan kaldırırsanız, hukuk devleti aslında bir toplumsal sözleşme. Biz o toplumsal sözleşme çerçevesinde devletin varlığını, birliğini, dirliğini istiyoruz. Çünkü hepimize bir takım hem haklar sunuyor hem de sorumluluklar yüklüyor. Şimdi tanımazsak nasıl olacak? Yani bir karmakarışık durum söz konusu. Ya öyle zannediyorum ki yeni bir anayasa yapmanın peşindeler. O yeni tabii, anayasa uzun süredir dillendiriyorlar ya, evet, zaten. Evet, dillendiriyorlar. Zaten 2017 referandumunda işte bu açıklamaları yapan Sayın Mehmet Uçum, biz kurtuluştanla problemimiz yok, kuruluşa karşıyız dediler. Kuruluşa karşıyız ne demek? Türk kimliğiyle laik bir cumhuriyete karşıyız demek. Yani şimdi demek ki bunu ortadan kaldırmak için, biraz önce Sayın Çömez de ifade etti, kurum ve kuruluşlar kimler? Kurum ve kuruluşlar, tarikatlar, cemaatler. Ya da işte o tükvalar, şunlar, bunlar. Şimdi bu
Yani bütçesiz bir ülke yönetme kabul edilebilir bir şey değil. Meclislerin asli sorumluluğu zaten ülkenin kaynaklarının yapılan bütçe çerçevesinde kaynak tahsisidir aslında meclisin asli sorumluluğu. Ona ilişkindir. Yani maliyeyle ilgili sorumluluğu budur. Onların ortadan kaldırılmasına yol açılıyor. Yani bir keyfiyet, devlet yönetiminin keyfi usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlayacak, daha kolay yönetecek. Yani şirket gibi yönetelim diyorlardı Türkiye'yi. Yönete yönete, işte biraz önce Evren Bey anlattı, %2.9 mu? 2.9'a düştük. Ya şimdi bak, bir konuyu etkilediğiniz zaman o konu hayatın bütün alanlarına etkiliyor. Dolayısıyla toplumsal yapı bozuluyor, huzur bozuluyor, güven bozuluyor. Ben şahsen güven duygusu içerisinde değilim. İşte dediğim gibi Balyoz davasında insanlara beraat verildi. 7 kişiyle ilgili itiraz edildi. Yargıtay dedi ki suç için anlaşma var burada dedi. Yani şimdi neresinden baksanız içinden bir kişi olarak bakıyorum. Ya böyle bir şeyi üretebilmek başlı başına büyük bir felaket yani. Ben nasıl güveneceğim şimdi Yargıtay'a? Güvenemiyorum yani. Peki. Dolayısıyla burada bir kriz var. Bu krizinde ben bilerek çıkartıldığını düşünüyorum. Öyle tesadüfen çıkartılmış bir kriz değil. Bir de işte Can Atalay ne yapmış yani, insanlar verdiler cezayı. Önce ilk mahkeme beraatle vermişti herhalde, değil mi? Evet. Yanlış evet. Hatırlamıyorsam Gezi davasında. Evet, evet, evet. Şimdi bu mahkeme adamlara ömür boyu hapis verdi. Evet, 18 yıl hapis cezası onlara. Evet, hapis verdi. Arkasından Yargıtay bunları onayladı. Hızlı da onayladılar ki bu kriz çıksın diye. Yani Anayasa Mahkeme neden Yüksek Seçim Kurulu o zaman böyle bir suçtan dolayı seçilemez desin. Desin yani. Hakkında mahkumiyet kararı var. Onu düzenleyin. İkide bir milletvekili seçiliyor. Bir defa seçilmiş bir insana hakkını vereceksiniz. Seçilmişse yani, çünkü en azından bizde demokrasinin sandıkla ilgili kuralı geçerli olmuş olur. Şimdi o da ortadan kaldırılmış oluyor. Madem sandıkta aday adam, ben onu adaydır değildir o ayrı bir konu ama siz aday olarak göstermişsiniz. Vatandaş da oy vermişse gidip onu temsil etme hakkını kullanacaksınız. Çünkü bu da başka bir anayasal hakkın ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Cezası neyse süresi bitince gider çeker. Ki zaten Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunu değerlendirdi yani ve hak ihlali vardır ya dedi. Burada işte zaten beğenirsiniz, oradan çıktı. Kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bakın ben bugün bir video izledim. Sayın Necmettin Erbakan diyor ki kararları diyor, Yüksek Mahkeme'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hata olabilir diyor. Ama diyor onu tanımamak diye kimsenin devlet içinde bir hakkı yoktur diyor. Şimdi onu tanımamak gibi bir hak doğdu. Kime doğuyor bu hak? Siyasilere doğuyor. Siyasiler niye için var? Siyasiler millet için var. Siyasiler anayasaya uygun olarak ülkeyi yönetme için oradalar. Ama onun için oradalar mı bilmiyorum. Peki. Sayın Okumuş, siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet Sayın Necmettin Erbakan. Üstelik partisi kapatıldığı zaman bu yorumu. Onu söyledi, yani, evet. Partisi kapatılması, canı yanmasına rağmen bunu çok yani demokrasiyi özümsemiş bir insan olarak söylüyor, öyle anlaşılıyor. Sayın Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'ne geçmişte çok ciddi bir şekilde sahip çıktı. Mesela Engin Alan'ın parlamentoya tekrar dönmesinde, Engin Alan'la ilgili o kumpas meselelerin düşürülmesinde Anayasa Mahkemesi'nin nihayetinde verdiği karardan sonra ve müteahhit defalar çeşitli Türkiye'nin gündemine AK Parti ile beraber getirilen böyle karmaşık tartışmalı konularda hep Anayasa Mahkemesi'nin varlığını işaret ederek sahiplenen bir Bahçeli'nin bugün tıpkı AK Parti'ye ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanı olarak partinin de başında bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik o olumsuz cümlelerini nasıl şimdi değiştirip tam farklı bir Bahçeli haline dönüştüyse, Anayasa Mahkemesi konusunda da maalesef Sayın Bahçeli'nin aynı 360 derecelik bir dönüş yaptığına şahit oluyoruz. Evet, bunu ben yani Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi şartlarının ağırlaştıkça
iktidarın kendisine bir yaklaşan yerel seçimlere yönelik bir malzeme oluşturmaya çalışması olarak da görüyorum. Bu kaçınılmaz böyle bir şey. Çünkü Türkiye'de her şey istedikleri gibi gitmiyor. Her şeyde bir sıkıntı var, her şeyde bir tıkanma var. İktidarın da dediğimiz gibi kendine göre bir özel ajandası var. Yani yargı konusundaki pratikleri, hukuk konusundaki pratikleri burada birinci bölümde konuşmuştuk. Kendine göre kararlar veriyor, kendine göre bir yol haritası oluşturuyor. İşte IŞİD'çileri, Hizbullahçıları koruyor, kolluyor gibi bir görüntü içerisinde oluyor. Ama bir taraftan da bu tip şeylere de önünü arkasını getirmeden, toplumun vicdanına falan bakmadan kendine göre bir ajandaya göre hizmet ediyor, bir yol haritası oluşturuyor. İşte bunu İstanbul Sözleşmesi'nde gördük. Şehir Üniversitesi'ni hayata geçirdiler, onu ortadan kaldırdılar. Yani el öptüğün zaman, Anayasa Mahkemesi Başkanı da tabiri caizse halkımız arasında öyle derler, el öptüğü zaman, teslim olduğu zaman ondan beraberdir, ondan daha iyisi yoktur. Her şey onların istediği gibi gelişmektedir. O kurum da gayet iyidir. Tıkır tıkır işleyen bir kurumdur. Ama el öpmez. Çay toplarken evet, iyiydi. Evet, çay toplarken iyiydi gibi. Eyvallah hocam. Onun için böyle bakmak lazım. Biz görüyoruz. Dün Milli Savunma Bakanı, Sayın eski Genelkurmay Başkanı meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında konuşuyor. Ya Yunanistan'la ilgili öyle pembe tablolar çiziyor ki. Yani bunu keşke böyle olsa. Yani Yunanistan'da biz kriz yaşamamalıyız. Yani komşumuzdur ve iki ülke olarak gerçekten hem çıkarlarımız var hem de bizim onunla yarışacak şeyimiz yok. Biz ondan çok mesafe almış bir ülkeyiz biz. Ama Yunanistan'da toplumu siyaseten gerçek gündeminden uzaklaştırıp da böyle suni şeylerle meşgul edebilme adına bir gece ansızın gelebiliriz diyen Cumhurbaşkanı'na şahit olduk. Ondan sonra bir hafta sonra neredeyse o sözlerini unutan Cumhurbaşkanı da aynı Cumhurbaşkanıydı. Bugün Allah razı olsun gene ülkenin çok kıymetli evlatları var. Bir tane de olsa bu Türk milletinin içinden çok yiğit insanlar çıkıyor. Şimdi bu alanda da var bir tane, bir Ümit Yalım diye Kurmay Albay var. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği yaptı. Ya inanılmaz takdir ediyorum. Uzun zamandır ya Türk milleti onu takdir ediyor. Ya burada hakkını vermek istiyorum evet, kendisine. Evet. Yani Ege'deki evet Yunan faaliyetlerini o kadar yakından takip ediyor ki bizim dış işlerinden, bizim hükümetin bir takım kurumların yapması gereken faaliyetlerden daha açık bir şekilde açık faaliyetleri takip ederek milletimizle paylaşıyor da biz de bilgi sahibi oluyoruz. Bu ya hafta karşılığında da dün, ordu evlerine giriş yasağı evet, girişi, falan yasağını koyuyorlar ona. Şimdi bu hafta Sözcü Gazetesi'nde değerli meslektaşımızla çok güzel saygıyla sohbeti yayınlandı. Ne diyor? Yunanistan'ın adalarımızdaki askeri üs faaliyetlerini daha da yaygınlaştırdığını ve burada seçimlere gittiğini söylüyor, seçimlere. Ve bu Ümit Yalım, Allah ondan razı olsun, bu ülkenin bu kıymetli insanı tek başına mücadele veriyor. Gidiyor Yüksek Seçim Kurulu'na demiş ki, müracaat etmiş. Burada Yunanistan seçime gidiyor, bu seçimi engelleyin. Çünkü orası İzmir ve o adalar, İzmir ve Aydın'a bağlı adalardır. Dolayısıyla oranın valiliklerinin veya kaymakamlıklarının hangi ilçe sınırlarının içerisinde giriyorsa neticede onların sorumluluğundadır. Burada seçim olamaz. Bir seçimi Türkiye'de, Türk topraklarında, Türk milletinin hakim olduğu bölgede, coğrafyada Yüksek Seçim Kurulu izin verir. Bu seçimi sen bir şekilde engellemelisin. Bunu nasıl engelleyecek? Tabii ki İçişleri Bakanlığı'ndan veya farklı bakanlıklara yazışmalarla bunu engelleyecek. Hayır, seçime gidilmiş ve 7 bine yakın biz silahlandırılmasından vazgeçtik neredeyse. 7 bine yakın resmi seçmen olduğunu İçişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın resmi kaynaklarından öğreniyor ve paylaşıyor. Şimdi insanlar da ikamet ediliyor ve orada seçimler yapılıyor. Şimdi böylesine garip bir durum var ve böylesine bir garip durumun olduğu yerde Yunanistan'da hala istikşafi görüşmelerde iki ülkenin Ege'deki silahsızlanmaya konuşması yerine karşılıklı orman yangınlarında nasıl ortak çalışmalar yapılabilir bunları görüşüyorlar. Başka neyi görüşüyorlar? Ege'deki ve Trakya'daki doğal hayatı koruma adına neler yapılabilir? Ya bunlar tabii ki önemli şeyler olabilir ama bu tıkır tıkır işler ilerlediğinde sorunsuz bir siyasi iklim oluştuğunda takip edilebilecek ve konuşulabilecek
bir şeyler olabilir. Ama sen böylesine gerilimli bir atmosferde sen mavi vatan iddiasıyla Türk milletinin karşısında büyük bir iddiayı paylaşıp bir de milletten karşılık almana rağmen onun arkasında duramıyorsun, ondan vazgeçer bir görüntüyle bütün gemileri limanlarına çektiğin bir ortamdan sonra böylesine bir yani garip bir durumla milleti karşı karşıya bırakıyorsan iktidar kendine bir gündem oluşturmaya çalışıyor demektir. Şimdi değerli arkadaşımız, gerçekten İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle mücadeleci arkadaşlarımız vardı. Ali Mahir Başarır gibi, Deniz Yavuz Yılmaz gibi, çok haksızlık yapmayayım, birçok arkadaşımız var. Ama İyi Parti'de ekonomistlerden sonra ilk defa, şimdi seçim geçti, onlar bir kenarda, sesleri çıkmıyor. Ama Turan Çömez çok ciddi bir mücadele veriyor milletvekili olarak. Evet. Onu tebrik ediyorum. Şimdi Türkiye'nin gündemine çok önemli bir meseleyi bizde paylaştı. Sözcü Televizyon'da paylaştı. Hocam da takip ediyormuş. Ben de takip ediyorum. Dolayısıyla kaynaklarını bilmiyordum ama bugün öğreniyoruz. Şimdi başka şeyler de var seçimle ilgili. İlaveten söylemek isterim. Bir tanesi siyasi iktidar uzun bir süredir üzerinde bir çalışma yapıyordu, hayata geçirdi. Ne yaptı? Yurt dışındaki temsilciliklerimizde yani elçiliklerimizde, konsolosluklarımızda... Hayır, bitiriyorum. Aile Bakanlığı bünyesinden, Aile Bakanlığı bünyesinden müşavirler atadılar. Bu Aile Bakanlığı bünyesinden yurt dışındaki temsilciliklere Türklerin yoğun olduğu özellikle Avrupa'da 100 tane temsilcilik oluşturdular. Niye gitsin? Siyaset propagandası yapacak. Propaganda yapmak için gidiyor. Başka kimleri gönderiyorlar? Diyanet İşleri Başkanlığı sadece Ramazan'da gönderirdi. Ramazan'da gönderildi. Şimdi 3 aylarda gönderiyor. 3 aylar dediğimiz dinen Recep, Şaban, Ramazan ayı. Ki önümüzdeki dönem giriyoruz ve seçimin tam göbeğine düşüyor. Sadece din görevlisi olarak buralara müezzinler, imamlar gönderilirdi. Şimdi ağırlıklı olarak müdür sıfatını taşıyan insanları gönderiyorlar. Niye gönderiyorlar? Şanslı vaizler diyoruz biz bunlara. Şanslı vaizler. Bunların hepsi siyasi propaganda amaçlı gönderiliyor. Bunları hepsini biliyoruz. Elhasılı kelam, Türkiye'de böyle siyasi bir çalışmayla kendisini seçime endekslemiş bir iktidar var. Bu iktidar Anayasa Mahkemesi'ni bu defa vitrine çıkartarak, öne çıkartarak geçmişte örneklerini de taşıdım. İşte referandumda Hollanda ile Almanya ile kavga etmek gibi. Başka bir seçimde işte Sisi ile Sisi'nin şahsında karşı rakip adaylarından didişmek gibi böyle bir gündem oluşturmanın çabası içerisindedir. Buna bu defa milletin çok da kulak kabartacağını zannetmiyorum. Çünkü çok komik duruma düştüler ve komik duruma düşmekte kalmadılar. Uluslararası alanda da yaptıklarının farkına vardılar ki Sayın Cumhurbaşkanı başlangıçta biraz ortadan gider gibi oldu. Birdenbire Yargıtay tarafında yerini aldı. Anayasa Mahkemesi'ni karşısına aldı. Sonra tekrar anladı ki pabuç pahalı. Özellikle bu Riyad'daki İslam Konferansı çalışmalarından dönüşte tekrar işi yumuşatmaya çalışıyor. Ben sayın değerli ekonomist hocamızın bu konuda söyleyecekleri mutlaka vardır. Ona sözü bırakmak istiyorum. Bunun da ekonomik kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Peki Sayın Bolgun, şimdi hep şunu konuşuyorduk ya, seçimlerden sonra zaten yüksek enflasyon, öncesinde de mücadele ediyorduk. Seçimlerden sonra iyice arttı. Yerel seçimden sonra daha kötü bir tablo beklendiği söyleniyor. Bir yandan sıcak para arayışı devam ediyor. İşte biraz evvel Mehmet Şimşek Hazine Maliye Bakanı'nı konuştuk. Ama hep şu söyleniyor ya, yatırımcı çekmek için evet bazı temaslar yapılıyor ama başka bunların ayakları da var, sac ayakları ve adalet en önemli noktalardan biri. İşte bugün alınan kararları söylüyoruz. O gün Samas'ı konuştuk biraz evvel. Bugün neyse ki Barış Pehlivan tahliye edildi. Buradan bir kez daha geçmiş olsun. Tahliye kararı çıkacak edilmedi. Daha doğrusu henüz edilmedi. Tahliye kararı çıkmasını bekliyoruz. Onunla ilgili o dava düştü. Bu kararlar nasıl etkileyecek ve beklenen yatırımcı bu kararların ardından, ki zaten gelme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorduk, gelir mi? Şimdi gelmiyor zaten de oraya geleceğim kısaca müsaade ederseniz. Buyurun, çok lütfen. Güzel anlatıyor bütün konuklar hadiseyi. Ya Magna Carta'dan biliyorsunuz hepiniz, yani kralın haklarının kısıtlanmasıyla başlayan süreç tarihte, daha eskiye de gidebilirim, hani bir yandan da felsefe okuyorum 3 senedir ama oralara girmeyeyim hadi milattan öncesinde. Hocam okuyor musunuz, okutuyor musunuz? Okuyorum aynı zamanda. Hem öğrencilik hem öğretmenlik, hepsi bir arada. Şimdi şöyle bir şey var. Yani yanlış yapıyoruz zaten. O çok net. Herkes, bütün konuklar da çok güzel tek tek somut örnekleriyle veriyorlar. Onda hiç şüphemiz yok zaten. Hiçbirimiz bence.
Bu ekonomiye nereye siyaset ettiğini de çok net anlatacağım rakamlarla. Hani fazla da sıkmadan ama. Yani gayri yargı, milli yargı, gayri milli yargı diye bir şey yok. Yargı tek. Yani hukuk tek zaten dünyada. Değil mi? Ya bunu bile hala tartışıyoruz bakın. Yani 2023'ü bitirirken. Aslında hocam sözünüzü kestim. Şimdi Türkiye'de hukuku uygulayan yargı var, uygulamayan yargı var. Evet. Yani bence bir ayrım yapılması gerekiyorsa öyle bir ayrım ya da yargı mensupları var diyelim. Tabii. Yani yargıda görev alan işte avukatlar ve diğer hakimler tüm vardır hepimizin tanıdıkları. Yani hikayeleri dinlediğiniz zaman içiniz daralıyor zaten. Yani ona hiç girmiyorum. Ama sonuçta yani hukuku zedeleyen noktada aşırı hızla gidiyoruz. Yani gerçekten hani freni falan artık patlamayı da bırakın. Yani duvara toslayacağız yani bu şekilde gidildiğinde. Ekonomiye getireyim nereye geldiğimizi. Bakın şimdi yabancı yatırımcıyı arıyor değil mi Mehmet Şimşek 5 aydır. Haraları arıyor yani. Gitmediği yer kalmadı. En son işte Amerika'daydı. Londra'dan sonra tekrar bir oralara gitti. Bakın ben size birkaç rakam vereyim. Şimdi yabancı yatırımcı tahvil bono piyasası tamam mı? Çok önemli bir piyasadır Türkiye'de. Yaklaşık işte 90'lı yılların başından beri yani mazisi olan bir piyasa, işleyen bir piyasaydı. O piyasa işlemiyor. Yabancılar yok çünkü. Eskiden yani eski dediğim bundan tabii 8-10 sene önce çünkü hocam çok güzel anlattı yani Ergenekon, Poyraz, bütün o davalar, Gezi olaylarıyla başlayan 2013'ten bu yana yabancı zaten yavaş yavaş sonra hızlı hızlı 2018'den sonra çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi terk etmeye başladı. Yani 70 milyar dolar olan tahvil bono stoğundaki yabancı yatırımcının payı kaç milyar biliyor musunuz şu anda? Bir. Evet. Bir milyar. Ne kadar sürede? İşte bu son 10 senede oldu. Yani şimdi başka bir rakamı vereyim size. Yani işte neoliberal bizim alan tabii iktisat. Heterodoks Nebati döneminde bir de onu tartıştık falan. Senin anlamadığı o meşhur cümle. Zaten kendisinin de anlamadığını bildiğimiz için o açıklamayı zaten çok nükteli bir şekilde biliyorsunuz paylaştı herkes teaser olarak. Bakın geçen bir yıldaki son bir yılı özetliyorum. 2 yıllık gösterge devlet tahvili diye bir şey var, tahvilimiz var yıllardır. 2 yıllık gösterge tahvil faizi son 1 yıl içerisinde %5,5'a düştü. %5,5 faizi. Yani enflasyon işte 85'e çıktı geçen sene sonbaharda. Bu faiz 5,5'a düştü. Nasıl düştü? İşte irrasyonel. Ben söylemiyorum. Bakan ilk geldiğinde devir teslimde söyledi. Nebati ile biliyorsunuz devir teslim günü. Nebati de bir oh çekti. İrrasyonel politika uyguladık. Tamam mı? Yani ülkenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı üstünde. Yani 2001'de Kemal Derviş'te kuruldu değil mi? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme. Ya bankaların daha çok risk almasını teşvik etti aslında bu kararın neticesinde oldu bu. Çünkü dedi ki her şeyi işte makro ihtiyati tedbir altında bir takım katsayılara bağladılar. Sen kredi verirsen işte ona faiz sınırı getiriyorum. Devlet tahvili alacaksın. Almazsan tokmağı yersin şeklinde faizi ister istemez bu irrasyonel 5,5'a getirdiler. Şimdi yabancı yatırımcı ben bugün baktım hani rakamlar üstünden. Yani bir sene önce dolar kaç liraymış? Bugünkü tarihte yani 16 Kasım 2022 tarihinde 1 yıl önce dolar 18.60. 18 lira 60 kuruşmuş kapanış yani akşam kapanışı. Şimdi yani 1 milyon doları getirseydi o 18.60'dan dönseydi zaten dolar çıktı 28.70'e. Bir kere oradan bir kaybı var. Yani dövizdeki bozdurmasından bir kaybı var. Şimdi yabancı yatırımcı için söylüyorum son bir yılda. Oradan bir kaybı var. Peki bir de faize bakalım. Çünkü bir sene öncesinde son bir yıl içinde 5,5'a düştü ama 16 Kasım 2022'de neydi acaba diye baktığımda faiz 13'müş. Şimdi 13, 41. Aynı faiz. 41. Yani 2 yıl kamu bankalarında 2 yıl, yok 2 yıllık devlet tahvilinin 16 Kasım 2022 akşamındaki faizi 13. Şimdi 16 Kasım 2023 akşamındaki faizi 41. Evet. Tamam. Bir de buradan kaybı var. Çünkü faiz yükseldi, fiyat düştü. Düştüğü fiyattan kaybetti. Yani hem döviz yükselmesinden kaybetti hem de faizin yükselmesinden kaybetti yabancı yatırımcı. Türkiye güvendi bir sene önce. Şimdi ne kadar kaybettiğinde o 1 milyon dolar ne oldu biliyor musunuz? 362 bin dolar.
Yani parasının yüzde tabii yani. Öyle anlatınca yatırımcı da haklı. Ama çok net söylüyorum. Bakın yani çok net anlatıyorum. Herkesin anlayacağı şekilde. Tabii. Şimdi bakın bu kadar zarar var. Şimdi bu yatırımcı bir kere neden gelsin? Bu geçtiğimiz bir yıl için söylüyorum. Şimdi bundan sonra gelir mi? Bakın gelmesi için elden gelen her şey yapılıyor. Daha da yapılacak ama bitmedi. Doğru mu hamleler? Hamleler nispeten doğru ama yetersiz, geriden geliniyor. Bakın Merkez Bankası, bunu yazdım da bir sürü yerde ama ekonomiyle ilgili alanlarda, geriden geliyor. Yani önce elini titrek, ürkek yaptı faiz artışına, sonra durdu. Yani bir yüksek yaptı, sonra 250 bas puan. Sonra bir daha kademeli dedi. Neyin kademesi yani hiçbir şey belli değil. Şimdi enflasyon 61,5 ve büyük ihtimalle ben söylemem yine kendisi revize etti sürekli. Bu da doğru değil. Yani süre çünkü çok dar. Yani zaten 28 Mayıs'ta seçim bitmiş. Üstünden geçmiş 5 ay. Merkez Bankası sürekli toplantılarda, yani enflasyon raporu açıklaması, işte kendi rutin finansal şeylerinde, toplantılarında 2 kere revizyon oldu. Hani yılbaşını geçtim, bu yılın başını. Ama geldiğinden enflasyon güncellemesi. Enflasyon güncellemesi. 58'den yani, 65'e tabii, çıkardı şimdi, en son yıl sonu enflasyon tahmini. Evet. Yani şimdi dolayısıyla bakın bu yabancı yatırımcının ilk baktığı şeyi söylüyorum sen. 70 milyar 1 milyar dolar. Anladın? Yani bu şimdi borsa tarafı da ayrı hikaye. Yani borsada da ne oldu? Tamam, borsa nominal olarak yükseldi. Hani depremde çok düştü maalesef ama çok talihsiz olay yaşadık milletçe. Ama borsada döviz bazında yine şimdi son dönemde bir yükseliş var çünkü. %7-8 gibi bir getiri var. Yani döviz olarak fiyatlama yabancı yatırımcı açısından, ama oraya da yabancı yatırımcı gelmiyor. Yani gelenler çok cüz'i, böyle 150 milyon dolar, 100 milyon dolar, öyle eski Türkiye dediğim, yani eskiyi de artık 2013 öncesi alayım isterseniz, o bir kesit bence bayağı bir Türkiye'nin verilerinde bozu, ekonomik verileri, diğerlerini zaten çok güzel tartışıyoruz. Bozulma o tarihten sonra ivmeleniyor, 2018'den sonra çok açılıyor. Yani Türkiye'nin gelişmekte olan ülke para birimlerini yüze endekslediğimizde o ayrışma o kadar net ki 2013'ten sonra. Yani TL ciddi anlamda değer kaybetmeye devam etmiş. Dolayısıyla hocam, burada bir şey sormak istiyorum. TL borsada falan Türk lirası değer kaybettiği için yabancı yatırımcının kaçtığını ifade ediyorsunuz. Ama şimdi yabancının döviz olarak Türkiye'ye borç vermesi halinde, işte İngiliz bankerleri falan %12,5-13 rakamları söyleniyor. Bu çok büyük bir kar. Bunu niye vermiyor? Yani burada para kazanıyor. Yani döviz olarak getirir, döviz olarak alacak parayı. Hiç Türk lirası ile ilgili bir problem yaşanmıyor. Güzel. Peki bu niye gelmiyor? Bakın güzel soru. Çünkü alternatifler var. Nedir alternatif? Bu kadar büyük karı dünyada nerede alternatif ülkeler var. Yani faiz, şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de istikrar yok. Hukuk zaten konuşuyoruz değil mi? İstikrar yok. Yani istikrar, yani, bakın mesele istikrar yok. Karlılıktan ziyade tabii. Güven. Şimdi, bakın az önce özetledim. Son bir yılda yaşanan yabancı yatırımcı bir yıl önce güvenseydi mahvolmuştu. Paranın çoğu gitti. Değil mi? Azı kaldı. İşte ben bunu... Şimdi bundan sonrasında yapılmaya çalışılan şey şu aslında. Enflasyon yükselmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Aşağı yukarı Mayıs'a kadar. Tamam. İşte ben karlılıktan ziyade ben bunu güven meselesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hocam orada biraz belki ben ekonomist değilim. Sizinle bu konuyu tartışacak insan olamam. Ama bir şey var ki sokaktaki insan gibi bakarım. Mesela geçen sene bu vakitlerde 18,5 lira dediniz. Ama bir ay sonra, yani yılbaşına doğru o KKM gibi böyle ilginç, eksantrik şeye geçildiği zaman ki dalgalanmalar ve dövizin Türk lirası karşısındaki değerinin artması veya Türk lirasının tersine değerin düşmesiyle yabancıların toparlarsak Sayın Çömez'e de söz hakkı vereceğim çünkü bir şey ekleyeyim. Çok bekledi. Çok büyük para kazanabilir. Biz de çünkü bu siyasete rock soruyoruz şimdi. Bu parayı kim bozdurdu? Bakın çok, bu 128 milyar dolar nereye gitti diyoruz. Onlar hiçbiri iktidar değişmeden cevaplanmaz. O yüzden hiçbir, yani söyleyelim onlar cevaplanmaz. Önemli şu anda Türkiye'de kademeli kur sistemi uygulanıyor. Bakın kademeli, net. Yani kademeli. Bu işte manage float dedikleri yabancıların kademeli döviz kuru. O kademe nedir biliyor musunuz? 2,5.
%2,5. Yani günlük binde 12-15 arası hareketli 20 gün gibi iş gününden hesaplıyorum. %2,5. Bakın şey, onu görürsünüz zaten, artış. Aylık artış %2,5. Çünkü enflasyonda zaten 3-3,5'a aylık getirdik diye düşünüyorlar. En son 3,43'te geldi ya. Şimdi Kasım ayı da muhtemelen 3 gibi bir yerlerde neticelenirse. Yani biz enflasyon kadar... Zaten Mayıs'tan sonraki kur artışıyla enflasyon artışına bakın çok birbirine yakın. %38. İkisi de. Çok ilginç değil mi? %38 bakın. Yani 28 Mayıs'tan sonra, yani Haziran'dan bugüne kadar Kasım'ı da ben ekledim %3 diye. Buna baktığınız zaman ikisi birbirine denk geliyor. Şimdi ne yapmaya çalıştıklarını söylüyorum. Burası önemli çünkü. Yapmaya çalıştıkları şey seçime kadar, seçimden sonra mesela bu şekilde eğer enflasyon kadar faiz artışına Mehmet Şimşek devam edecek. Ne kadar enflasyon olacak o kadar artışa devam. Yani bu yıl sonuna kadar 30, çok büyük ihtimalle 30'u geçmeyecek. 31 Aralık için söylüyorum. Ondan sonrasında da işte Ocak, Şubat, Mart enflasyonları kadar kur artışı yaşayacağız. Tamam mı? Bunu ileride tekrar geldiğine bakarız. Hatırlarız yani. Ondan sonrasında da yabancı yatırımcının gelebilmesi için faizi bu yıl sonuna kadar 40, büyük ihtimalle seçime kadar orada tutacaktır da. Durum enflasyon gidişatına göre 45 ihtimalde vardır ama yılın ondan sonrası için faiz artışı artık bitmiş olacak şey için, Merkez Bankası için. Neye uğraşacaklar? İşte yabancı yatırımcıya kur istikrarını ve enflasyonun Nisan Mayıs'tan sonra aşağıya doğru gideceği görüntüsü, güvenini, beklentisini vermeye çalışacaklar. Yabancı yatırımcı eğer buna inanırsa bu hikayeyi Mart seçimi sonucundan itibaren, tabii orada hocam çok güzel özetledi anayasa hikayesi ne evrilecek, o ayrı bir hikaye çünkü anayasa tartışmaları falan. Biz 2024 yılı içerisinde bu sene geçen sene o KKM döneminde gördüğümüz ve bu sene seçimden sonra gördüğümüz öyle bir anda %30, %35 kur artışları oldu ya, eğer bu politika devam ederse o şekilde olmayacak. Bakın bunu bekleyen de var. Yani 1 Nisan'dan sonra bir anda kur %30 daha üstüne koyacak beklentisini, eğer faiz kadar enflasyonu enflasyon kadar kur artışını uygulamaya devam edecek olurlarsa o ihtimal devreden çıkacak büyük ihtimalle. Ama yabancı yine bekleyeceğiz. Bence o değişmeyecek yani o sonuç. Peki Sayın Çömez, sizinle devam etmek isterim. Şimdi tabii ki ekonomi oldukça önemli bir konu. Onunla ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Çünkü BİSAM'ın verileri bugün dikkat çekiciydi. Açlık sınırı olmuş 13 bin lira. Yoksulluk sınırı 45 bine dayanmış. Asgari ücret 11.402 lira. Açlık sınırı asgari ücretin 1500 lira üzerinde. Vatandaş geçinemiyor. Emeklinin durumu zaten içler acısı. 7500 lirayla yaşamaya çalışıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Nereye gidiyor Türkiye? Profesyonel bir ekonomist değilim. Dikkatle dinledim yapılan değerlendirmeleri. Evren Bey çok kıymetli bilgiler verdi. Biraz pratik şeyler konuşmak istiyorum ben. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Burhaniye pazarındaydım. Pazardaki esnaf feryat ediyor. Aldığımız ürünü yerine koyamıyoruz, aldığımızı satamıyoruz. Ciddi bir sıkıntı var. Pazardan çıktık dışarıya. İnsanlar duvar diplerine oturmuşlar. Fileleri boş. Birkaç yaşlı kadın gördüm. Anacığım nasılsınız dedim. Evladım eve filemiz boş, dönüyoruz. Açız, istediğimizi alamadık dedi. Bakın bu aslında reel ekonomi. Şimdi gelelim Ankara'ya. Kur korumalı mevduat diye bir garip bir şey uydurdular. Ve bununla bir kısım zenginlerin cebine, tam rakamı hesap etmek çok kolay değil, 800 milyar lira civarında şu anda, yanlış söylüyorsam lütfen Evren Bey daha doğru rakamları siz paylaşın ve düzeltin, 800 milyar lira civarında bu ülkenin sırtına bir yüklendi, bir külfet. Şimdi geçtiğimiz günlerde meclisten bir yasa geçirdik. Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle Türkiye'deki 15,5 milyon emekliden 12-13 milyon civarındaki kısmına bir defaya mahsus 5 bin lira para ödeyeceğiz. Ne kadar tutuyor biliyor musunuz? 60 milyar lira. Bu 60 milyar lira gelecek garantili projelerle 5 tane şirketin, 5 tane kişinin, 5 kişinin cebine 2023'te boca edilecek para. Böyle bir ekonominin ayakta kalması mümkün mü? Şimdi Mehmet Şimşek fellik fellik dolaşıyor. Londra tefecilerinin kapısını çalıyor. Bilmem New York'a gidiyor. Para bulmaya çalışıyor. Bu ülkenin gerçekten sorunu sıcak para bulmak mı? Yoksa reel bir yatırım mı? Ne var ne yoksa hepsi satıldı. Gelecek garantili projelerle bu ülkenin istikbali ipotek altına alındı. Şimdi yer altındaki bütün kıymetler
Erdoğan'ın iktidarını tesis edebilmek için, gücünü sürdürebilmek için yandaşlara yine peşkeş çekilecek ve maalesef insanlar sokaklarda inim inim inliyor. Şimdi bugün ortaya çıkan bir gelişmeden bahsedeceğim. Geçtiğimiz haftalarda bir bilgi geldi. Dediler ki devlet bankalarından Ayhan Bora Kaplan'a bir teminat göstermeden, karşılık göstermeden milyarlarca lira kredi verilmiş. Dehşete düştüm. Araştırdım, inanılmaz bir şey. Evet, Ayhan Bora Kaplan'a hiçbir teminat vermeden, hiçbir karşılık göstermeden sadece Halk Bankası, diğerlerini saymıyorum, 700 milyon lira para borcu edilmiş cebine. Teminat yok ve bu adam bu parayı geri ödememiş. Kalktım ben millet adına bu soruyu sordum. Mehmet Şimşek şimdi ekranlarda. Ey Mehmet Şimşek, fellik fellik geziyorsun, milletten para bulmaya çalışıyorsun. Bu devlet bankalarından bu krediler niye verildi diye. Cevap yok, cevap veremedi. Fakat bugün öğrendik. Yine mecliste bir konuşma yapıyordum. Hemen öncesinde bilgi geldi. Halk Bankası'nda bu işin sorumluları görevden alınmış. Şimdi bakın çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu tablonun sürdürülebilir olması mümkün değil. İşte bugün öğrendik, dün öğrendik. British Petroleum BP Türkiye'yi terk ediyor. İşte karlılık gerekçesiyle çıktığı söyleniyor ama ben başka gerekçelerin olduğunu tahmin ediyorum. Öte yandan LG Koç'la bir yatırım yapacaktı. 1 milyar doların üzerinde bir yatırım. Ondan vazgeçti. Honda vazgeçti. Mazda vazgeçti. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Volkswagen vazgeçti. Bunlar reel. Marka ismi telaffuz etmeyelim. Sayın Çömez reklama giriyor çünkü Rütük. Özür diliyorum. Bu önemli kuruluşlar bu Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Biz hala fellik fellik sıcak para bulmaya çalışıyoruz. Ve inanılmaz bir israf var. Korkunç bir israf var. Ya yine örnek vereceğim ne olur. Pratik olduğu için örnek vereceğim size. Balıkesir'de, Bandırma'da, Erdek'te su borularının hepsi asbestli. İnsanlar kanserojen su içiyorlar. Korkunç bir şey. Ve maalesef Balıkesir Belediyesi geçtiğimiz günlerde belediyeden yetki aldı. 40 küsür milyon liralık VIP harcamalar için, özel harcamalar için yetki aldı. Çatır çatır bu ülkenin paraları lüzumsuz şeylere harcanıyor. Ve maalesef bu sürdürülebilir değil. Bunun devam etmesi mümkün değil. Böyle bir yapının devam etmesi mümkün değil. Üstüne üstlük bu tek adam rejimi her Allah'ın günü kalesinin duvarlarını tahkim ederken, demokrasinin kurum ve kuralları ayaklar altına alınırken, bir taraftan da Mehmet Şimşek Avrupa'da fellik fellik para arıyor. Orada para arayacağına bu ülkeye gelip gerçekten bu ülkede demokrasi arasa, hukuk arasa eminim çok daha fazla netice alır. Şimdi öte yandan parlamentonun etkinliğini azaltılmasını hep konuşuyoruz. Parlamentonun artık eski gücünü kaybettiğini hep konuşuyoruz. Ben 22. dönemde de milletvekiliydim. Nazif Bey 21. döneme kadar çok önemli hizmetler vermiş bir siyasetçi. İnanın Nazif Bey, bakın sizin hizmet verdiğiniz dönemdeki parlamento yok artık. Hiçbir etkinliği kalmamış, hiçbir otoritesi, otorite demeyeceğim, parlamentonun otoritesi olmaz ama yani bir parlamentonun bir yasama görevi vardır, bir denetleme görevi vardır. Zaten saraydan gelen, saray danışmanlarının hazırladığı yasa teklifleri getiriliyor. Komisyonlarda görüşülmeden meclise geliyor. Gece aralarına kadar doğru düzgün tartışılmadan, kamuoyunun bile haberi olmadan geçip gidiyor. Ve sonuçlarını biz aylar, yıllar sonra çok vahim bir tablo olarak görüyoruz. Öte yandan denetleme göreviniz yok. Zaten birçok şey bütçenin dışına çıkartılıyor. Siz de ifade ettiniz. Yani bütçe bu milletin temel hakkıdır. Bütçe oluşturması millet adına parlamentoda yapılır. O elimizden kayıp. Ve biz artık bütçeyi kontrol edemez hale gelmişiz. Ya ben hesap soruyorum, Mehmet Şimşek diyorum. Bu ülkenin devlet bankalarından milyarlarca para bir mafya liderinin, bir çetenin cebine hiçbir teminat vermeden nasıl verildi diyorum. Cevap vermeyeceğim sana diyorum. Bir sürü soru sordum bakanlara. Sağlık Bakanlığı'na geçen komisyonda soru sordum. Bakın şaşıracaksınız bunu duyunca. Türkiye'de aile aile ve aile aile reklamlarını yaptıkları şehir hastanelerinin içerisine katlar arasına merdiven yapmayı unutmuşlar Serap Hanım. Merdiven yok projelerinde. Ya soru önergesi verdim. Niye unuttunuz kardeşim? Hesap verin. Bundan dolayı Hatay'daki hastanede merdiven yanıtı merak ettim ne dediler? Vermedi, veremez yanıt. Veremez. Komisyonda da sordum. Yine başını önüne eğdi. Hatay'daki devlet hastanesinde merdiven olmadığı için, deprem sonrasında elektrikler kesildiği için, asansör de çalışmadığı için Serap Hanım 150 kişi oksijen ve elektrik olmadığı için can verdi. Yahu bunun hesabını sordum. Cevap vermediler. Ya böyle bir parlamento olur mu?
Böyle bir meclis olur mu? Böyle bir efendim millet iradesi olur mu? Bir şey daha söyleyeceğim. Yani bunu konuşmayı düşünmüyordum ama parlamentonun etkinliği açısından bugün gündeme geldiği için bunu da paylaşacağım müsaadenizle. Bakın bugün Dışişleri Komisyonu'ndan NATO ile ilgili bir konu geldi ve NATO'ya İsveç'in aday olmasıyla ilgili, kabul edilmesiyle ilgili bir süreç gündeme geldi. Ben aynı zamanda NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim ve NATO'nun toplantılarına Türkiye Büyük Millet Meclisi adına katılıyorum diğer parti üyeleriyle beraber. Geçtiğimiz günlerde NATO PAN'ın genel toplantısı vardı Danimarka'da. Biz bu toplantıya katıldık. Amerikalılar bu yeni üyelerle ilgili ciddi eleştiriler yönelttiler ve biz, burası çok önemli, bu ayrıntıyı paylaşmak durumundayım sizinle. Biz bir Türk delegasyonu olarak İngiliz delegasyonuyla oturduk, bir toplantı yaptık. Burada da temel konu, temel soru İsveç'in üyelik meselesiydi. Bakın bizim delegasyonun başındaki isim çok net bir şekilde şunu söyledim. Merak etmeyin, yılbaşına kadar mutlaka geçireceğiz. Devlet terbiyem bana müsaade etmiş olsa, Türkiye'nin onurunu ve itibarını düşünmemiş olsam kalkar onu orada rezil ederim. Sen Millet Meclisi'nin onaylaması gereken bir yasayla ilgili, sen nasıl olur da kalkar burada İngiliz delegasyonun önünde teminat verirsin? Merak etmeyin, yılbaşına kadar geçireceğiz dedi. Sonra merak ettim, Dışişleri Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda bunların kriptolarında neler yazıyor diye. Bunu çıkartmışlar burada. Ya böyle bir devlet yönetimi olur mu? Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Siz bas bas bağırmışsınız. İsveç'i NATO'ya sokmayacağız, FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etmiyorlar, PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyorlar diye kapalı kapılar ardında merak etmeyin geçireceğiz diyorsunuz. Dolayısıyla bakın parlamento yasama ve denetleme faaliyetini doğru düzgün yapamadığı zaman, evet, ülkede şeffaflık ortadan kalktığı zaman, hukuk ayaklar altına alındığı zaman, ülkedeki kurumlar yönetilmeyip savrulduğu zaman, çatıştığı zaman işte böyle bir tablo ortaya çıkıyor ve Mehmet Şimşek de gider fellik fellik tefecilerden para toplamaya çalışır. Peki. Diğer konuklarıma devam edeceğim. Sayın Çömez, size birazdan veda edeceğim ama son sorumu sorup veda etmek istiyorum. Son bir soru sorup veda etmek istiyorum. Tabii İYİ Parti'deki istifaları sormadan sizi gönderme ihtimalim yok. Dolayısıyla o konuya da değineceğim. Bugün de Adnan Bekir istifa etti. Bahadır Erdem istifa etti. Ondan önce Durmuş Yılmaz'ın istifası var. Ve istifaların ortak noktasını aslında tabii ki herkes farklı sebeple ama birkaç ismin ortak noktası şuydu. İşbirliği olmadığı için büyük şehirlerde seçimlerin kaybedilme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu nedenle istifa ediyoruz şeklinde açıklamalar var. Bir, o istifaların arkası gelecek mi? İki, bu istifalardan sonra bir işbirliği düşünülebilir mi yerel seçimler yaklaşırken? Şimdi siyasette istifa kurumu vardır. Bazen az olur, bazen çok olur. AKP kurulduğu günden sonra kurucu üyelerinden 15 tanesini kaybetti. Bir kısmı istifa etti, bir kısmı da parti disiplini gerekçesiyle ihraç edildi. Bunlardan bir tanesi de bakanlık yapmış bir isimdi. Dolayısıyla bunlar olur. Ama sayı artınca, arka arkaya gelince tabii ki tabii doğal olarak dikkat çekiyor. İYİ Parti'de istifa gerekçesi olarak bu belediye seçimlerine yaklaşmakta olan belediye seçimlerini öne süren arkadaşlarımız çok kıymetli arkadaşlar. Beraber çalıştık, güzel çalışmalara imza attık. Hatta bir kısmıyla istifadan sonra da görüştük. Medeni ölçülerde kendileriyle konuştuk. Fakat şunu söyleyeceğim. Mesela Bahadır Hoca çok sevdiğim bir hukukçudur. Çok da yakın arkadaşımdır. GİT üyesi olduktan sonra hiçbir toplantıya katılmadı. Hiçbir açıklamada bulunmadı. Hiçbir tepki vermedi. Gönlüm isterdi ki o toplantılara katılsın. Ve bizim toplantılarımız çok yalın geçiyor. Çok şeffaf ve bazen de tartışmalı geçiyor. Çok açık yüreklilikle herkes düşüncelerini, tepkilerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu ortamlarda tepkinizi koymazsanız, tavrınızı koymazsanız ve açık yüreklilikle neden rahatsız olduğunuzu ifade etmezseniz daha sonra ayrıldığınızda ya da istifa ettiğinizde sizin tutumunuz soru işaretiyle karşılanır. Evet, keşke olmasaydı, oluyor. Niye olduğu konusunda ve bundan sonra olmaması gerektiğiyle ilgili şüphesiz biz öz eleştiri de yaparız, kendimize döner, nerede yanlış oluyor onlara da bakarız ama bu istifaların arkasında yatan gerçek sahikim ve gerekçenin çok içten olmadığını vurgulamak istiyorum. Başka istifa gelir mi bilemiyorum, tahmin etmiyorum ama olursa da süreç devam eder,
Bakın Erdoğan, ne kadar zamanım var, iki cümleyle bunu ifade etmek istiyorum. Özellikle AKP kurulduktan sonra Amerika'ya yaptığımız seyahatlerde ve ondan sonrasında hep şu tezi öne sürdü. Özel toplantılarda hep şu iddiayı ya da şu görüşü ortaya koydu. Amerika'daki gibi bizim Türk siyasetine iki kutuplu bir yapı ortaya koymamız lazım. Amerika'da nasıl cumhuriyetçiler, demokratlar var, Türkiye'de de sağ ve sol iki kampa ayırmamız lazım siyaseti. Burada hesabı şuydu. Solun %35 oyu olduğunu varsayıyordu. %65'te sağ var. Ben ila nihaya iktidarımı sürdürürüm. Bir anlamda bunu başardı ve biz geçtiğimiz genel seçimlerde bu kamplara ayrılmış, iki safa ayrılmış Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı kamplarında siyaset yapmanın hakikaten ağır bedellerini ödedik. Başarılsaydı çok güzel olurdu. Netice alınmış olsaydı Türkiye için tarihi bir gelecek olurdu, tarihi bir dönüm olurdu. Olmadı. Ama niye olmadığı konusunda gerçekten biz ciddi değerlendirmeler yaptık. Ve bugün son derece samimi bir şekilde topluma umut olmak istiyoruz. Ve hem AKP cephesinden hem de diğer cephelerden aradığını bulamamış insanlara bir umut olmak istiyoruz, bir alan açmak istiyoruz. Belki kendimizi iyi ifade edemedik. Sağ olun, sizler alan açıyorsunuz kendimizi ifade edebilmek için. Daha çok anlatacağız. Samimiyetimizi, iyi niyetimizi, duruşumuzu, kimliğimizi ve karakterimizi, kadrolarımızı ve projelerimizi daha güçlü sesle anlatmaya çalışacağız ve milletimize umut olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Peki. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kıymetli katkılarınız için biz teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın.